Tamam mıyız abiler? Yeniden Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Tepecik'teyiz. 1 Ağustos 2021. Dima 167. Evamir-i Tekviniye devam edeyim. Emir. Evamir-i Tekviniye başlamadım. İşleyelim. Sonra Evamir-i Tekviniye tekrar ya akla ve zihni ineceğiz. Bu arada onu da söyleyeyim. İmkan, vücut, adem, mümkün, mümteni, ademi mutlak, ademi sırf alemimde oturdu ama çalışıyorum. Birkaç aydan beri çalışıyorum. Bu akşam da rüya gördüm ama rüya ile ayık kafam çatışıyor. Evet. Mümkün dedi ki mümkünün içinde Adem var dedi bana. Mümkünün içinde Adem var. Ustad mesela vücudu aynı böyle diye geçiyor. Vücudu hariciye çıkmak vücud ilimden geliyor ya. Buradaki Adem Adem-i haricidir. Bu mümkünün içindedir dedi rüyada. Ama yokluktan yaratılması Adem-i sırftır. Kainatta olmayıp Allah'ta var olan Adem-i Mutlak vardır. Adem-i Mutlak en azından Şecer-i Hilkat'ta yoktur. Allah zatiyle insandadır, sıfatlarıyla kainattadır. Lütfen buraya bir dikkat edin. Allah zatiyle insandadır, sıfatlarıyla kainattadır. Zatiyle insanda olup kainatta olmadığından aynı buna benziyor. Adem-i Mutlak kainatta yoktur, insanda vardır. Ki akıl Adem-i Mutlak'tan elem alıyor. Bu akşamki gördüklerim. Akıl aynı gördüm Risale'de var. Mevcut, şu mevcudat, mümkünat, Adem-i Sıf'tan yaratılıyor. Şu anda Lef-i Mevcudat'taki Adem ise mümkünün içindedir. Çünkü eğer cehalet ilmin içerisine girmese ilim sonsuz olur. Acizlik kudretin içine geçmese kudret sonsuz olur. Adem neyin zıttıdır? Çok tuhaf. Adem kemal ve bir de bir şey var. Yeni. Mesela bak bir daha söyleyeyim. Vücut değil. Vücut değil yani. Adem mümkünatın içindedir. Mümkünatı derecelendiriyor, mertebelendiriyor. Diyor ki, cehalet çıksa ilimde. İlim ne olur? Mutlak olur. Acizlik olsa kudretten çıksa, kudret mutlak olur. Adem de varlıktan çıksa, onu okuyayım size, çok garibinize gidecek. Dur. Ama acayip şeyler. Yani hepten acayip oluyoruz. Bu Fatih Erkoç da bu konuda bakayım. Kemal'in zıttı. Bak. Adem hem kemalin hem de vücudun zıttıymış. Küllattan az. Yeri söyleyeyim. Mesnevi Nuri 208. Buna delil. 208, 226 vesaire. Bak bir daha söyle. Cehalet ilmin içine girince mertebelendiriyor. Acizlik kudretin içinde diyor. Kudretin aciz, gınasının fakirde olduğunu, kemalini de Adem'inde. Bak. Kemalinin Adem'i kemalinde. Kemalini Adem'i kemalinde. Usta kullanıyor. Kudretin acizde, gınasını fakirde kullanıyor. Bir de vücudu mertebelendiriyor. Derecelendiriyor. Eksi 15, eksi 20 falan diye. Bu çok acayip. Niye diyeceksin? Arkadaşlar, öyle gece görmekten, rüya görmekten bir meziyet zannetmeyin. Tamam mı? Lütfen böyle bir şey de şey yapmıyorum. Vurgulamıyorum. Bir böyle bir meziyet değil. Bununla yatıp kalktığım için gayet normaldir. Film seyretmiyorum. Çoluk çocuğum yok. Para makamla şimdi yok. Bununla orada düştüm. Yazıyordum.
uykum geldi yattı. Ne olacak ki? Vücut devam edecek. Yani bir meziyet değil yani. Ona devam ediyor. Hafızın mesela, kim ne iş yapıyorsa, bizim Selahattin Hafız. Onun fıkhını soruyor. Diyor ki, Kur'an okurken uyudum, devam ettim diyor. Okudum diyor rüyada. Bana diyor ki, acaba diyor, uyandım o gece okuduğumda hatimden sayılır mı diyor, kaldığım yerden devam etsem. Eğer hatırlıyorsan evet aynı kendisi. Dedi ki, bana bir şey söyle de ikna et. Senin okuduğun Kur'an'ın dedi, yok dörtte birini peygamberimize rüyada gelmiş. Senin okuduğun ilme kurban olurum dedi. Çünkü beş tane cüzü kurtardık ya. Yani dörtte bir, öyle demiyor mu mektubatta? Vahyin dörtte biri uykuda gelmiş. Yani şimdi bana diyor ki, vallahi bu akılla sor şu anda söyleyeceğim. Yani ben derdim de bizim. Allah helak eder seni. Adem mümkünatın içindedir dedi. Mümkünü derecelendiriyor. Mümkünü derecelendiriyor. Senin zannetin o Adem, Adem değil diyor. Adem'i sırftır. Bakın, mümkünün içinde Adem, kainat işte nereden? Şecer-i hilkat, Adem-i sırftan. Adem-i mutlak kainatta da yok. Allah'ın zatı sıfatı da yok. Ama Adem-i mutlak insanda var. Niçin var? Nasıl bileceğiz? Çünkü senin diyor, vehim Adem-i mutlaktan teessüf alır diyor, elem alır diyor. Bu aynı sarihtir. Olmayan bir şeyden Adem-i mutlak insan en azından kafasında bu ne? Ama daha tabii çalışmaya devam ediyorum da ben size. Mesela neyi buldum? Adem-i mutlak ruhta, Adem-i sırf kalpte, daha kesin değil. Adem dimağda. Adem-i mutlak kainatta yok. İnsanda var. Zat-ı sıfattan örnek verdim. Zatıyla insandanım. Sıfatlarına kainattayım. Ha zatıyla. Başka nesi var zatı Allah? Zatıyla Adem-i mutlak ile var. Çünkü Adem-i mutlak kalp elem alıyormuş. Ruh elem alıyormuş. Yok. Yok ki öyle bir şeyde. Niye elem alsın? Adem-i mutlağa düşmekten elem alıyor. Yok ki öyle Adem-i mutlak. Ha, bu mevcudat ise Adem-i sıftan. Bu mevcudatın içerisindeki Adem ise meratip oluşturuyor. Kemalini Adem-i kemalinde, acizliğini kudrette, kudretin acizde, ilmini cehalette. Ondan sonra devam ediyor çalışmam. İmkan nedir? İmkan, vücutla Adem. Ne demek biliyor musun vücutla Adem? Vücut yokluk zannediyorduk. Mümkünatın Adem'i. Mümkünatın vücudu. Yani vücut neydi? Bizim o zat-ı sıfat değil o. Eşyanın mülk tarafına, eşyanın mülk tarafı var. Mümkün şu varlık. Eşyanın melekut tarafı neydi? Vücut. Değil mi? Yani şu mevcudata ne diyorduk? Şu mevcudata mümkünat. Vücud harici. Vücud haricinin mülk tarafı bu. Melekut tarafı nedir? Manevi boyutu. Vücut tarafı. Yani beden. İlmi vücut yani. He. Evet. Arka taraf. İlmi vücutlar. Evet. Vücut. Ha, ilmi. Bu ikisini cem eden imkandır. Bu bizi o Adem'le vücudu varlık yokluk anlıyorduk. Ya varlık yokluk değil. Eşyanın vücudu ve Adem'i. İkisi de şecer-i hikatte. İmkan. Aynı anda bulunması gibi. Evet. Aynı anda bulunması. Aynı anda bulunuyor. Yani mesela diyelim ki şu mevcuttan, vücuttan Adem'i kaldırın, mutlak olur. Mutlak vücut olur. Subut-u sıfat olur. Vücut mümkünün, şu varlığın, şu mümkünatın melekut tarafıdır. Her şeyin melekutu yok mu? Her şeyin melekutuna vücut denilir. Melekut tarafı, vücudun mülk tarafına mümkünat. Mülk ya, mülk. Mülk, melek. Ha, ikisi aynı yerde var. Vücutla Adem. Bu imkan. Vücutla Adem aynı yerde. Aynı yerde. Aynı yerde o. Niçin bakın? O kadar acayip ki. Eğer mümkünatın içerisinde, yani vücudun içerisinden Adem'i çıkartın,
kaldırın. Ne olur Osman? Vücut mutlak olur. 538 sözler. Mutlak ve muhit olan bir şeyin onu nihayetlendirecek, onu anlamlaştıracak, kendisine mal edecek bir vahidi kıyasileri olması lazım. İnsan çok acı. Bu cihette bir şey söyleyeyim, müjde söyleyeyim. Çalışıyorum ya, iş atacağız da. Melekler bile, hangi melek hatırına geliyorsa, bütün melekler de dahil, melekler bile insanı tanımıyor, bilmiyor, Allah'a soruyor, öğrenmek istiyor insanı. İtiraz gibi soru gözüküyor, öğrenmektir. Mesela Rüştü abi de benim eski kasetlerde var yani. Ya itiraz ediyor diyor, lan itiraz değil. Yani şunu da izah et ya, istiyorum mesela bazı insanlar var bize itiraz gibi soru sorar. Oysa itiraz değil ya, bu neye de gir ya, biraz daha anlat demektir. Biraz daha anlat, bilmiyorum, biraz daha, bu çok hoşuma gitti, buraya gir. Dağıtıyorsun, buraya git, Rüştü abi buraya gir yani. Soru sorarak adres veriyorum ben adama. Melekler itiraz değil, itiraz için değil, öğrenmek istiyor. Kan dökecek, alakadar yani. Kendisiyle alakadar komşu olacak diyor. Ben oradan söylüyorum. Komşuluk edeceklerini tanımak istiyor diyor. Alakadar, fakat tanımıyor. Tanımıyor, diyor ki kan dökecek, fitne yapacak. Cenab-ı Hak sonra izahat yapıyor, gereken şey yapıyor. Orada işareteceğiz de kısa kestiği gibi değil o. Sonra diyor ki sizin bilmediğinizi ben biliyorum. Nedir o? Bildiği zatı sıfatlarımla varım. Siz subutu sıfatlarına varsınız. O yani peki bunlar ne demek istiyorum? Melekleri kattım ben bu işe. Kardeşim sen seni bildiğin gibi sen değilsin. Sen senin bildiğin gibi sen değilsin. Melek bile bilmiyor. Seni öğrenmek istiyor. Sen de lügatı öğrenerek, Risale'de geçen yerleri bilerek, sen kendini tanıdın mı zannediyorsun? Ben kendimi tanıdın mı zannediyorum? Haşır hangi Risale'de? 10. sözde. Tahammül, hamletmek, hamal olmak, lügatı bildiğinde, yani ne yaptın yani şimdi? Çözdün mü? Senin, sana verilen emaneti çözdün mü sanki? Peki şahıs kullandığımı özür diliyorum yani böyle. Çözdünüz derken aslında çözdün mü yani ben? Çözdük mü ya? Lugatı bilerek, yerlerin bilerek kendimizi çözmemişiz. Yük almışız. Sorumluluk almışız. Bak melek. Lef-i Mahfuz'a bakıyor. İnsanın kan dökeceklerine bakmış. Peki Lef-i Mahfuz'da olmayan tarafım var benim. Zatı sıfatı. Onu nereden öğrenecek? Ama acayip ya, duman etti bu akşam beni. Abi mutlak adem yoktur yerine baktınız mı? Onu niçin kastediyor? Adem-i mutlak zaten yoktur diyor. Hani böyle geçiyor. Evet, onun için. Çünkü bir vacib bir vücut var diyor. İlmi mütezeli var diyor. Ondan sonra yani subutu sıfatlar var. Zatı sıfat Allah-u Alem, adem-i mutlak. Karşıtı. Esma'nın karşıtları, madem o şey yapayım onu da ifade edeyim. Esma'nın birbirlerine kaşıtlar var ya, celali, cemali. Bunlardan çıkan esmayı mertebelendiriyor. Celali, cemali, kemali. İşte esmaların içerisinde Adem, subutu sıfatın içerisinde Adem-i sırf, zatı sıfatların içerisinde Adem-i mutlak. Zatı sıfat insanda. İnsanın en büyük özelliği zat-ı sıfattan geliyor. Muhalefetun lil havadisi bize de vermiş. Yani yaratılana muhalefet etmişiz, zıttıyız. Allah yaratmış, mahluk, Allah halik. Biz de yaratılmışız ama yaratılmışlardan hiçbirisine benzemiyoruz. Muhalefet etmişiz. Niye onlar demiş? Allah'ın zatına vacibül vücutta esmalar, subutu sıfatlar, zat-ı sıfatlar, şu unatlamayet öyle bir şey yok. Biz anlamak için tasnif edilmiş. Onun Allah'lık aleminde, Allah'lık hakikatinde öyle bir şey, tek hakikat. Biz anlamak için tasnif edilmiş. İşte zat-i sıfat. Zat-i sıfat insanda. Muhalefet etmişiz. Yaradılanlara, yaradılışlara, meleklere, imtiyaz buradan geliyor. Muhalefetun lil havadis. Peki ne? Yani seninle mi diyor? Kıyamı bir nefs. Onunla kainat duruyor. Benimle duruyor.
bütün varlık benimle anlam kazanıyor mu? Kıyami bir nefs. Onunla nefs biziz. Kainatın nefsi biziz. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi böyle tefekkür ettiğin zaman ne ölüm, ne kabir, ne cennet, ne cehennem. Ya bunlar cennetten üstün olmasa buraya gelir miydik ya? Bunları fikrediyoruz ama bir hissetmeye başladık mı? Tat orada. Bakın, esmaların tecellisi olan cemali cennette bahsetmiyoruz. Zuhat-ı Sübat'a geçtik. Dikkat ederseniz Sübat-ı Sübat'ta değiliz. Ya, muhalefet etmişiz ya. Seninle kıyam buluyor bütün mevcudu. Muhalefet etme imkanı sana tanımış. Ya tanımış yani. Allah Allah. Zat-ı sıfatın sendeki şeyine bak. Patlattı. Mesleği de bu ademlerin dışarısında başka bir adem daha tarif ediyor. Cismani, böyle gidilip gelinebilen, içinde hazine olan değişik bir adem var diyor. Bunlardan hariç zahirde diyor, zahirde. Evet. İki sayfa hemen okuyayım mı istersen? Oku oku, sayfayı söyle, Kalın Mesnevi'de. Evet, Kalın Mesnevi kitapta 586 programda farklı bir sayfa çıkıyor da. Şimdi üst paragrafta adem ve ademin cefinden bahsetmiş. Ademin cefi ya, karnı. Alt paragrafta diyor ki abi, bununla beraber zahirde birçok ademler vardır ki, yani diğer ademlerden farklı olarak zahirde birçok ademler vardır ki, sen eğer onu iktiham edip, tahammül edip onu geçebilsen, onun ya arkasında, bakın bak cismani bir tarif, veya altında veyahut içinde rahmetin hazinelerinden bir hazineyi göreceksin ki o hazine bu ken ve vücut içinde fenaya giden fanilerin cinsinden ikka edilen vücutlarla doludur. Yani bu ademlerin dışında zahiri bir ademden sadece ismi benziyor. Diğer özellikleri çok fazla benzemiyor. Bir de abi bu şimdi mevcudat ademden çıkıyor da aynı ruh alemi ervahtan geliyor. Dönünce daire-i ervaha gidiyor ya. Bu mevcudatın döndüğü ademde farklı mıdır acaba? Evet. Fatih, orada 583 muydu? Baktım. 86. Allah'ın zatına aynedarlığımız var ya, taayyum ve teşahhus. Adem-i mutlak gibi. Yok çünkü adem-i mutlak, kainatta yok. Adem-i mutlak yok. Niçin yok? İlmi mütezeli var. Öyle diyor. Ama adem-i mutlaktan teessüf alıyor, elem alıyor akıl ve kan. Taayyum ve teşahhus ettiği var ya, vücutsuz vücut, meçhul. Ona zeminsin zemin. Zati sıfat zatından başkasında gözükürse zati olur mu artık? Zati olmaz. Zati olmaz. O zaman ters. Karıştırma fazla. Tamam mı? Karıştırma o kadar. Zati sıfat başkasına da verirse zati sıfat mı olur? Muhiddin Arabi olur. Muhiddin Arabi olur ama şu ademi mutlak tarafında olur o işte. Şimdi mesela aynada güneş gözüktü diye ayna denmediği gibi. Muhittin Arabi de Adem'i zaten katmadan işe... Şimdi aynayı görmemiş. Aynadaki güneş aynı şey zannetmiş. Adem-i mutlaktaki zati sıfatları Adem-i mutlakı görmediği için zati sıfatımla ben oyum demiş. Sonra İmam Rabbani Hazretleri Adem'i kullanmış. Şeye getiriyor. Getiriyor onu. Mevzuyu Adem'in içine katarak... İzra ediyor. Adem'i katmadan Adem-i mutlakı zat-ı sıfatları şey yapamazsın. Bir baktı ki Muhittin Arabi olan kıyam-ı bir nesmende var. Muhalefetun lil havadis var. Zihnen, fikren, kalben var edip yok ediyorum. Tekvin var. Hiçlikten yaratıyorum. Tekvin hiçlikten yaratıyor. Kudret ise ilimden yaratıyor. Her şey var. Heyecanlandı bir. Yani zat-ı sıfatlar var bende dedi ya. Zat-ı sıfat bir başkasında olsa zat-ı sıfat olur mu? Olmaz. Bende de var. He? Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri geldi. Dur dedi. Orada adem-i mutlak var sende. Yok ya adem-i mutlak. İşte olmadı. Olmayan işte. Olmayanın olmayan içerikleri. Zaten onu akılla gidilseydi, akıl esmadan yaratılmazdı. Esma ve sıfat-ı sıfadan akıl nereden geçecek adem-i mutlak? Adem-i mutlak yok. Niçin yok?
akla yoktur. Sır insanı vardır. Adem mutlak sır insanı var. Ruha da olması gerekmiyor mu abi? Ruhtan da üstün abi. Elem alıyor, tın tın ediyor ruh. Ruh mahluk ya. Ruh mahluktur. Zihayattır, zişurdur, kanun vücudan. Mahluktur. Bir taraf ama. Kanuni emri tarafı mahluk değil. Evet. Ha, onun daha arkası. Sır. Su kadar mı diyeceğiz? O kadar. O Adem-i Mutlak. Dördüncü şuadaki üstadın onu yakan o ademler hangi adem? O yani bir kafanızda var mı? He, var ama şeydeki yani konu değişik. Tamam, çok he. Var onu. Bak bu o. Bu defter o. 30. defter o. Yakışıklı. Gafilin sebep olduğu defter. Ama biraz büyük oldu biraz. Ötekisiyle böyle şey alsaydı güzel olurdu da. Şöyle biraz ama fazla. Tam büyüdü. Büyüttü yani. Gafil gafur. Metozoru yaptı. Hiç göstermeden de getirdi. Yani yoksa bunun gibi olsaydı. İzasını attı yani. Attı. Ama İrfan bu konuda şey. 167 emir, tamam mı? Adem'i anladık mı abinin? Zatıyla insanda. Anlamadığımızı anladık. Bilin kıymetini ya. Bak bu şu var ya, bir ders bitse yeter sana ve bana. Ben şaşırdım ya bu akşam. O rüyada gördüğünüz, bana şey dediniz hangisi? Yani Adem'i, mümkünün içine Adem'i koymuş. Ondan sonra... Siz onu tabii akla muallif tersi diyordunuz. Evet tabii ya, nasıl olacak ya? Yani falan aklıma... Sonra bir de başka bir şey, en ağırı söyledi. Bu değil yani esas. Ağır olan şu. Bu mümkünatın içinde dedi. Devam ediyor. Diyor ki... şimdi diyor... Zatıyla insanda Cenab-ı Hak yok. Şey, insanda var, kainatta yok. Aynı bunun gibi... zatıyla Adem mutlak varlıkta, vücutta yoktur. Şu mevcutta, vücutta Adem-i mutlak yoktur dedi. Fakat insanda var. Bunu dediler bana işte, bu çok önemli. Nasıl ki diyor örnek, zatıyla kainatta Allah yoktur, sıfatlarıyla var. İşte Adem-i mutlak da zatıyla yok ama insanda var. İnsanda Adem-i mutlak, şeceri hırkatta Adem-i sırf her şey. Varlığın içerisinde şu anda, şu ağaç niye bu kadar büyümüş? Adem olduğu için. Durdurmuş Adem. Şu anda kiraz niye yok? Adem var. Eğer Adem'i kaldırırsanız kiraz mutlak ve muhit olur. Ve ne kadar büyük ve geniş olduğunu. Hatta şey de bile söylüyor. Okyanusu düşünün. Okyanusta şey varmış. Bir genişlik var, bir derinlik var ya. Genişlik ve derinlik. Onu ne diyor? Genişe Adem, yükseğe doğru Adem-i sırf diyor. Yani çok hiç iyi değil yani durumu. Şimdi biz Adem'de herhalde Adem'i gideceğiz gibi. Bak şimdi nerede? Mesela bir de şey Adem'i şey diyor. Maddesiz ve müddetsiz. Mekansız ve zamansız düşününce Adem oluyor. Adem'i sırf kainat mı dediniz? Şeceri hikat komplenin yaratılması. Adem ise kainatın yaratılması. Adem kainattan, kainat Adem'den, şeceri hikat Adem'i sırftan, insanın zati tarafı Adem'i mutlaktan. Şimdi geniş ve yükseği ben şey yapayım bulursam bu. Büyük Mesnevi 140'ta şey diyor, maddesiz ve müddetsiz Adem diyor. Bir yüksek ve geniş iş yapayım da ben, nerede? Sana verilen nimetten var ya şey, Adem-i sırfa kadar gidiyormuş. Bu yolu takip et diyor, Adem-i sırfa gideceksin diyor. Büyük Mesnevi 299'da. Ondan sonra bitiyor, sana verilenler. Verilmeden verilenler var, o başka. Adem sanki Adem, alemi gayba denk geliyor. Gibi. Kainat Adem. Şeceri hilkat Adem-i sırf. İnsanın zatı tarafları Adem-i mutlak. onları okuyacağım. Arşa kadar hangisi, arş azama kadar hangisi ama
Nereye gitti o geniş, yüksek olan ya? Bir bakayım. Üstadım. Efendim, dinliyorum seni. Üstadım, üstad diyor, ben o rahşeyim. Gene orada mısın, ikinci şu? Diyor ki, evvel cismanidir. Sonra diyor ki, renksiz, ademi mutlak. Sonra nur olacak, o ademi sıfır. Önce diyor ki madde var. Olabilir mi canım? Olabilir, olur tabii. O üç tanenin... Olmadı abi, o ters kere. Şey dedi ki... Adem mutlaka şey dedi ama yani. Ne dedi? Bir alt kademesine dedi. Daha söyle. Canım üstadım, Raşad üstad var. Diyor ki, birinci madde var. Diyor ki, ve sonra rengsiz. Tamam. Zuhre. Sonra nur olacak. Nur olacağım. Nur, ademi, sıfır. Sıfır, nur. Tamam. Rengsiz, ademi mutlak. Tamam. Hiç renk yok. O maddeydi, adam. Madde, adam. Renkli ademi sırf, renksiz ademi mutlak. Çok güzel. Hı-hı. Tamam. Çok güzel. Sırayı şey söyleyince bizim ama biraz bu şey gibi söyleyeyim. Bak kaç yaşında? Evet. Ve Kuzey Irak'tan. Oluyor değil mi? Evet. Merak etme, Arnavutköy bitince alacağım seni yanımıza. Bak. Oluyormuş değil mi? Yeter ki merak et. Rezervasyon da başladı diyor. Ama güzel üstadım. Sonra asil olacak mı can üstadım? Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem esirden, maddeden esirden, kainattan yarattı. فَفَتَّقْنَاهُمَا اِشَارَةُ الْاَجَازِ diyor. O zaman esirden Resail-i Nur'dur. Olabilir mi can üstadım? Çünkü üstad diyor, Tabi Risale-i Nur, Resale-i Nur, Risale-i Nur. Tek tek okuduktan sonra bunu söyleyince eşleştirir. Şimdi ezber olur. Hadi bakalım, defter size gönderdim geçen hafta. Meclis-i Nurani'ye girin. Sayfa 110. Bir tanesi girsin, bana desin ki ben girdim gördüm. 110'dan okuyacağım. Herhalde bugün emir, evamir-i tekniğe bitmesin.